Dün itibariyle pandemiyle savaşta çok önemli bir noktaya geldi. Geldiğimiz nokta kırmızı çizginin başlangıç noktasıdır. Bundan sonrası eğer ayağımızı denk almazsak tsunami'nin başladığı noktadır. Bu noktadan sonrası tehlike çizgisidir. Çünkü günlük 30 bin civarında vakamız var. Bu rakam sadece test yapılanlarla ilgili. Yani günde 150 bin ila 170 bin arasında test yapıyoruz. 30 bin vakaya kalıyoruz. Bunun anlamı şu. Testin pozitif çıkma oranı %15'i geçti. Eğer biz 1 milyon kişiye test yapsak neredeyse günde 150 bin kişide koronavirüsün mevcudiyetini yakalayacağız. Tabii bunların hepsi hasta olmayacak ama hepsi hastalığı dağıtabilen kişiler olacak. Dolayısıyla ülke genelinde içimizde yaşayan pandemi meselesini daha da büyük noktalara taşıyabilecek virüs taşıyıcılarının sayısı, hastaların ve asemptomatiklerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı. İşte bu nedenle dün akşam size önerilen önerilerin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmayı bir kenara bakın. Eksikleri olabilir, fazlaları olabilir. Ama şunu bilin ki sosyal medyadaki kirliliklere inanmadan biz her birimiz birer pandemi kahramanı haline gelmek zorundayız. Ve hepimiz bu bize önerilen önlemleri daha da fazlasını kendimiz yapmak zorundayız. Başka bir yolu yok. Yoksa gelecekte çok daha fazla eşimizi, dostumuzu, kardeşimizi, canımızı, ciğerimizi kaybetmek zorunda kalacağız. Bakın başından beri hep yanlış yönlendirdi sosyal medyanın önemli bir bölümü bizi. Sosyal medyadaki o cahil trollerin bir kısmı pandeminin aslında bir nüfus planlamasını ileri sürecek kadar ileri gittiler. Bazıları bu bir 5G teknolojisinin numarasıdır deyip aptallıklarını ortaya koydular. Hızını alamayanlar aşıya, ilaca karşı çıktılar. Bazıları işi gargalayla, sarımsakla, soğanla, paça çorbayla, kelle paçayla çözmeye kalktılar. Bu iş ciddi bir iş. Bu önemli bir mikrobik saldırı, bu önemli bir mikrobik, bir viral pandemi, bir salgın hastalık ve artık bu salgın hastalığın boyutu başka ülkelerde de bizlerde de hepimizi çok ciddi uyaracak noktaya gelmiş durumda. Aşılara karşı, ilaçlara karşı inançsızlığa, güvensizliğe sakın prim vermeyin. Size önerilen, size gönderilen ilaçlara düzgün kullanmaya dikkat edin. Örneğin favipiravir içeren ilaçların sabah 8 akşam 8 ilk gün alınması, takip eden 4 günde de sabah akşam 6'şer adet kullanılması insanlarda ciddi bir tereddüde yol açmış durumda. Favipiravirin etkili olabilmesi için ilk gün 3200 mg verilmesi, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde de 1200 mg verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk gün 16 tabletin 8-8 sabah 8 akşam 8 12 saat arayla, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günlerde de 3-3 olarak sabah akşam verilmesi mecburi. Ve bu ilk defa karşılaştığımız bir durumda değil. Örneğin kullandığımız bir antiviral ilaç var. Herpes virüs vesairede kullandığımız ya da zonada sabah akşam 2000-3000 mg alıyoruz. Örneğin kullandığımız bir antibiyotik var, ampisilin. Onun dozunda günde 2000-3000 mg yani 200 gram kullanabiliyoruz. Burada bütün mesele favipiravirin her bir tabletinin 200 mg'lık olmasından kaynaklanıyor. Ama favipiravir yaklaşık 15-20 yıldır kullanılan, RNA virüslerine karşı etkili olduğu kesin olarak ortaya konan ama etkisi sınırlı olan, özellikle bu virüse karşı geliştirilmediği ama bunun dışında influenza'da, SARS'ta kullanılıp başarı elde edilen bir antiviral ilaç. Başlangıçta Çin'de kullanıldı, daha sonra başka ülkelerde denendi. Bizde de çok iyi sonuçlar alındı. Hatta biz erken dönemde başlayarak akciğer komplikasyonlarının ciddi ölçüde azaldığını, hastalığın daha hızlı gerilediğini, hatta akciğerde zatürre varsa %30-35 oranında iyileşme olduğunu gördük bu ilaçlarla. Dolayısıyla enfeksiyon hocalarımız tedavi protokolüne, bilim kurulumuz tedavi protokolüne hidroksiklorokinden daha güvenli bir ilaç olarak favipiravir ilave ettiler. Evet, bu ilaçta iki ucu keskin bir bıçak. Yan etkileri var, zarar verebiliyor ama verdiği fayda zarar oranına bakarsanız, maliyet fayda ilişkisine bakarsanız favipiravir önemli bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Başka antiviral ilaçlar da var. Remdesivir de önemli bir ilaç. Remdesivir'in de ben etkinliğini kabul ediyorum ama şu anda elimizde bizim favipiravir var ve bunu kullanmak zorundayız. Lütfen direnmeyin. Lütfen işi ağırlaştırmayın. Çünkü kullanmadığınız zaman zatürre ilerliyor, komplikasyonlar ağırlaşıyor. Hastaneye yatmak, hatta hastanede yoğun bakım alınmak zorunda kalıyorsunuz ki hastane yataklarımız, yoğun bakım kapasitemiz çok sınırlı bir noktaya ulaşmış durumda. Özeti şudur. Bundan sonrası çok önemli. Lütfen temizliğinize, maskeye, mesafeye dikkat edin. Maske mesafe kadar önemli bir mesele daha var. Kapalı alanlarda 2-3 kişiden fazla
kalmayın ve kalma sürenizi 10 dakikadan fazla uzatmayın. Hele hele 35-40 dakikadan fazla 10 kişinin kalabalık olduğu bir yerde bulunursanız maskeniz olsa bile riskinizin yine artabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kalabalıklara karışmayın. Kapalı ortamlarda bir arada kalmayın. Komşu ziyaretlerini bırakın. Aile ziyaretlerini bırakın ve lütfen çok lazım değilse, benim gibi çalışmak zorunda olan birisi değilseniz lütfen evinizden çıkmayın. Hepinizden çok rica ediyoruz. Çünkü durum gerçekten önemli, durum gerçekten ciddi ve durum gerçekten ciddiye, öneme alınması gereken bir noktaya gelmiş durumda. Hepinize saygıyla selamlıyorum ve lütfen bu ricamı dikkatle uygulamanızı önemli istirham ediyorum.